Milliyetçi Hareket Partisi grubu adına Sayın Sermet Atay, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 207 sıra sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi grubu ve şahsım adına söz almış bulunuyorum. Bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle koronavirüsü sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, tedavi görenlere acil şifalar diliyorum. Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi 70 maddeden oluşmakta olup 11 kanun üzerinde değişiklik içermektedir. Esasen ceza infaz kanununda yapılacak değişikliklerle toplumda kanayan bir yara olan ve içinde bulunduğumuz günlerde koronavirüsü sebebiyle cezaevinde yatan mahkumların bir kısmının infaz kanununda yapılacak değişikliklerle tahliyesinin sağlanması ve cezaevlerindeki yoğunluğun azaltılması hedeflenmiştir. Bu konudaki ilk teklif Milliyetçi Hareket Partisi lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilmiştir. Ceza infazındaki amaç suçun karşılığının ödenmesi, suçlunun toplumdan, toplumun da suçludan korunması, suçlunun bu süreçte eğitilerek topluma yeniden kazandırılmasıdır. Mahpusların yalnızca cezaevlerindeki durumları değil, tahliye sonrası yaşamları da onların topluma üretken bir birey olarak kazandırılması anlamında infazın konular arasında kabul edilmesi gerekmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde yasaların kabul değişik tarihleri üzerinden geçen süre toplumsal ve teknolojik gelişmeler nedeniyle ihtiyaçları karşılayamadıkları ve hukuk reformunun yapılması gerekliliği uzun süre tartışılmıştır. İhtiyaçlar ve teknolojik gelişmeler nedeniyle mevzuatımızda birçok değişiklikler yapılmıştır. En çok eleştirilen husus ise ceza ve infaz hukuku mevzuatımız olmuştur. Ayrıca cezaevlerinin yapısı en çok eleştirilen hususların başında gelmiştir. Çok sayıda mahpusun bir arada kalma zorunluluğu, fiziki mekanların nedeniyle olumsuzluğu, personel yetersizliği, eğitim eksikliği, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümler için suçlu hukuku işlevi yaptığı, devlet güvencesinde olması gereken mahpusun başta yaşam hakkı olmak üzere tüm insan haklarının bir kısım mahpusların insafına kaldığı birçok cezaevinin devlet denetiminde olmadığı görüşler ileri sürülmüştür. İleri sürülen eleştiriler birçoğu afaki olmakla birlikte haklı eleştirilerin de olması yadsınamaz bir gerçektir. Bunun sonucu olarak infaz hukuku alanında birçok iyileştirmeler yapılmıştır. Ceza hukuku ile infaz hukuku arasında kopmaz bir bağ vardır. Ceza sistemi ne kadar demokratik ise infaz sistemi de o kadar demokratik olacağından yasa koyucu ceza hukuku alanında reform seviyesinde birçok değişiklikler yapmış, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kabul etmiş ve buna uyumlu olması açısından 5271 sayılı Ceza Mahkemesi usulü kanunu yasalaşmıştır. İnfaz hukukunu yasal olarak kesinleşmiş, ceza ve güvenlik tedbirleri ile soruşturma ve kovuşturma aşamasında mahkemece verilen koruma tedbirlerinin yerine getirilmesinin esas ve usulleri, hükümlü ve tutukluların hakları, yükümlülükleri, ödülleri, disipline aykırı eylemlerine uygulanacak yaptırımları, ceza infaz kurumlarının yönetimi, denetimi ile hükümlü ve tutuklular hakkında gerçekleştirilen eylem ve işlemlere karşı başvurulacak yasa yolunu düzenleyen bir hukuk disiplini şeklinde tanımlamak mümkündür. Mülga 647 sayılı cezanın infazı hakkındaki kanunun yürürlüğe girdiği 16.7.1965 tarihine kadar müstakil bir ceza infaz kanunumuz olmayıp Türk Ceza Kanunu ve ceza usulü içerisine serpiştirilmiş infaza mütalik birkaç kanun maddesiyle cezaların infazı gerçekleştirilmekteydi. Hükümlü ve tutuklu hakları ve ödevleri alanında kanunlaşmaya gidilmemiş, Adalet Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmelik ve genelgelerle uygulamaya yön verilmekteydi. 1.6.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunla denetimli serbestlik tedbirleriyle maddi ceza hukuku yönü de bulunan sınırlı birkaç müessese dışında infaz hukukuna ilişkin tüm konularda düzenleme yapılmıştır. 4.675 sayılı infaz hakimliği kanunu ve 5.402 sayılı denetimli serbestlik ve yardım merkezleri ile koruma kurulları kanunu ile infaz hukukuna ilişkin bir kısım müesseseler düzenlenmiş, kanun uygulamasını göstermek amacıyla çıkarılan ceza infaz kurumlarının yönetimi ve ceza güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzük ve çeşitli konularda çıkarılan yönetmeliklerle infaz hukuku mevzuatı tamamlamaya çalışılmıştır. 5.275 sayılı ceza infaz kanunundaki temel amaç başlığı altındaki 3. maddesinde
ceza ve güvenlik tedbirlerinin infaziyle ulaşmak istenen temel amaç, öncelikle genel ve özel önlemeyi sağlamak, bu maksatla hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici etkenleri güçlendirmek, toplumu ve suça karşı korumak, hükümlünün yeniden sosyalleşmesini teşvik etmek, üretken ve kanunlarla, nizamlarla ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaktır denilerek, ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazını gözetilerek amacın, hükümlünün yeniden suç işlemesini engelleyici tedbirlerle toplumu suça karşı korumak, hükümlünün sosyalleşmesi sağlanarak üretken, mevzuatı ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan ve yaşama uyumlu olmasını sağlamak olduğu belirtilmiştir. İşlediği suçla toplumla uyumda sorumlu olduğu anlaşılan hükümlünün yeniden topluma kazandırılması hedeflenmeden toplumdan tecrit edilmekle yetinilmesinin, hem hükümlü hem de içinde yaşadığı toplum açısından daha olumsuz sonuçlara yol açtığı görülmüştür. Cezanın infazındaki amacın sağlanması için hükümlü, ceza infaz kurumuna bulunduğu dönemde sosyalleşmesini sağlayacak, eğitim programlarına tabi tutulduğu gibi ceza infaz kurumunda sarı verildikten sonra bir süre denetim ve kontrol altında tutularak topluma uyumlu bir yaşama kavuşturulmasının sağlanmaya çalışılmaktadır. 5237 sayılı kanun, Türk Ceza Kanunu ve özel ceza yasalarında düzenlenen, suçun işlenmesi karşılığında verilen, yaptırım olarak tanımlanan ceza, infaz hukukunun temel konusudur. Cezaevlerinden mahpusluğun etkili olarak icra edilebilmesi ve hükmedilen hürriyeti bağlayıcı cezanın infazı için bazı insanların kişisel özgürlüğünün kısıtlandığı, çalıştırıldıkları ve eğitildikleri devlet binaları anlaşılır. Bu nedenle özgürlükten yoksun bırakan ceza yaptırımları sadece icra edilmez, bilakis infaz da edilir. Bunun için ceza infaz kavramının sadece hürriyeti bağlayıcı cezalara uygulanması üzerine geniş ölçüde birlik mevcuttur. Emniyet tedbirlerinin yerine getirilmesi de infaz kavramının içine girdiği kuşkusuzdur. Önümüzdeki infaz kanununda yapılan değişikliklerle öncelikle koşullu salıverme ve denetimli serbest sürgün hükümleri yeniden düzenlenmiş olup, bu düzenlemelerle 1/4/2020 tarihine kadar işlenen suçlar bakımından istisna tutulan bazı suçlar hariç bir yıl uygulanan denetimli serbestlik süresi 3 yıla çıkartılmıştır. Denetimli serbestlikten yararlanamayacak suçlar açıkça kanun metninde sayılmıştır. Kasten adam öldüren, alt soya üst soya karşı işlenen kasten yaralama, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış yargılama, özellikle Türk Ceza Kanunu 87.2'de belirtilen yüzde sabit eser bırakacak şekilde yaralama, yani toplumdaki deyimiyle yüzde kezap atma gibi yüzde meydana gelecek yaralamalar, işkence, eziyet, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, özel hayatın gizliliğine karşı işlenen suçlar, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu ve devlet güvenliğine, anayasal düzene, milli savunmaya, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ile 3713 sayılı terörle mücadele kapsamına giren suçlar bu denetimli serbestlik indiriminden faydalanamayacaktır. Bu konu açık ve nettir. Yine kanunla yapılan değişikliklerle koşullu sarıverilmede ceza infaz oranları belirlenmiş olup, süreli hapis cezaları için 3/2 olan oran 1/2 olarak değiştirilmektedir. Kanuna eklenen istisnalar açıkça belirtilmiş olup, kasten öldürme, işkence, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz suçlarından ceza alanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlardan ceza alan çocuklar, devlet sırlarına karşı işlenen suçlar, casusluk suçları, suç işleme amacıyla örgüt kurma suçundan mahkum olan çocuklar, terörle mücadele kapsamına giren çocuklar ile suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar ile mükerrerler açısından bu infaz 3/2 olarak uygulanacaktır. Yine koşullu sarıverilmede açıkça belirtilen istisnalar ile Türk Ceza Kanunu 102. maddesini içeren cinsel saldırı, 103. maddesindeki çocukların cinsel istismarı, Türk Ceza Kanunu 104. maddesi 2. ve 3. fıkrasında tanımlanan reşit olmayanla cinsel ilişki, 188. maddesinde tanımlanan uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine mahkum olanlar ile terör suçuna mahkum olanların cezaları 3/4 olarak uygulanacaktır. Önümüzdeki kanunla yapılan değişiklikle, 58. maddede yapılan değişiklikle, denetimli serbestlik hizmetleri kanunun 14. maddesindeki hükümlünün ehliyet ve ruhsat belgelerinin geri alınması, belli bir meslek ve sanatı yapmaktan yasaklanma cezasının yerine getirilme hususundaki yetki kanun ile ortadan kaldırılmış bulunmaktadır.
Yine önümüzdeki bulunan kanun tasarısıyla 59. maddede yapılan değişiklikle 5402 sayılı kanun 15. maddesinde mahkumun tahliyesi sonrasında görevler sayılırken yetkili hakimin infaz hakimi olduğu açıkça belirtilmiş olup diğer hakimlerin bu konuda yetkili olmadığı açıklığa kavuşturulmuştur. Tasarı 60. maddesinde yapılan değişiklikle hükümlünün tahliyesi sonrasında izlenebilmesi ve gözetimi, denetimi elektronik cihazlar yapılacağı belirtilmiş olup bu toplumda elektronik kelepçe olarak bilinen yöntemle yapılmaktadır. Bu cihazın her zaman bulunmaması infaz denetiminin yapılmasına zafiyet yaratmakta olup bu maddeyle hükümlünün rızası alınmak koşuluyla kendisine ait elektronik cihazlarla da bu denetim yapılabileceği kanunlaştırılmış olmaktadır. Kanun tasarısı 61. maddede yapılan değişiklikle denetimli serbestlik kanunun 26. maddesine bir fıkra eklenmiş, özellikle muhtaç durumda olduğu tespit edilen yükümlülerin kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma yükümlülüğünü yerine getirilirken mutat vasıtıyla yaptıkları yol ve giderin denetimli serbestlik bütçesine sağlanacağı, iaşe giden ise çalıştırdıkları kurum bütçesine karşılanacağı kanunla hüküm altına alınmış olacaktır. Yine kanunun 62. maddesinde yapılan değişiklikle 5607 sayılı kaçakçılıkla mücadele kanunu 3. maddesine hüküm eklenerek kaçakçılık suçlarına ilişkin ceza belirlenirken suça konu eşyanın değerinin fahiş olması halinde verilecek cezanın bir katına kadar artırılacağı belirtilmişken suça konu kaçak eşyanın değerinin hafif veya pek hafif olması durumunda cezada indirim yapılacağı hüküm altına alınmamıştır. Yapılan bu değişiklikle suça konu eşyanın değerini düşük olması durumunda cezanın 1/3'e kadar indirileceği açıkça belirtilmiş olup kanundaki bu eksiklik çeşitli mağduriyetlere sebebiyet verdiğinden bu durum kanun maddesi olarak eklenip mağduriyetlerin önüne geçilecektir. Tasarı 63. maddesinde yapılan bir değişiklikle kaçakçılık kanunu 5. maddesinde 2. fıkrasında bir eksiklik olan kaçakçılık suçlarını işleyen sanığa etkinlik pişmanlık göstererek gümrüklenmiş değerin 2 katının devlet hazinesine ödenmesi durumunda soruşturma evresi sona erinceye kadar verilecek cezada 1/2 yani yarı oranda indirim yapılacağı öngörülmüştür. Bu kanun maddesi yapılırken uygulamada bir takım eksiklikler de göz önüne alınmış. Özellikle bu maddede Güneydoğu'da ve Doğu'da birçok insanın mağduriyeti göz önüne alındığında bir ihtar yapılmamış olması ve küçük miktarlarda kaçak eşya, sigara gibi veya alkol gibi ürünlerin yakalanması durumunda birçok insanın mağduriyetine sebebiyet vermekteydi. Bu anlamda bunun madde olarak eklenmesi olumludur. Dava açıldıktan sonra ve kavuşturma evresi geçildikten sonra bu paranın ödenmesi durumunda 1/3 oranında indirim yapılacağı açıkça belirtilmiş olup daha önce kanunda bir eksiklik olan şüphelinin etkin pişmanlıktan yararlanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu gerekmekte olup lehine olan kanun maddesinde yararlanmak üzere Cumhuriyet Savcısına bir uyarı görevi verilmemiştir. Diğer bir deyişle Cumhuriyet Savcısının ihtar yoluyla etkin pişmanlığı gereği ödeme yapıp yapmayacağını sorulma hususu bulunmamaktadır. Yapılan bu değişiklikle soruşturma evresinde Cumhuriyet Savcısı tarafından etkin pişmanlığa uyup uymayacağı sanığa ihtar etme zorunluluğu getirilmiş olup bu ihtar yapılmamışsa bunu kovuşturma sırasında hakim tarafından yapılabileceği hüküm altına alınmıştır. Burada bir hususu belirtmeden geçemeyeceğim. Burada hakim tarafından yapılan ihtarda indirim 1/3 iken soruşturma aşamasında yapılan ihtarda 1/2 indirimden bahsedilmektedir. Bu indirim oranlarının eşitlik ilkesi gereği eşit bir şekilde uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. Uygulamada birçok mağduriyete sebep olan özellikle küçük meblağlarda kaçak eşya bulunduran sanıklara ihtar yapılmaması yargılama esnasında hakim tarafından bu eksikliğin giderilmesi bir mağduriyet yaratmaktayken yapılan düzenlemeyle mağduriyet ortadan kaldırılmış olup ancak bu hak ve mükerrerler yani bu işi meslek haline getiren şahıslara vergi örgütlü olarak bu suç işleyenlere tanınmamıştır. Kanun tasarısı 64. maddeyle yapılan bu değişiklikler haklarında hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde suç konusu eşyanın gümrüklenmiş değerinin 2 katı kadar parayı devlet hazinesine ödedikleri takdirde kanunun 5. maddesi 2. fıkrası B bendinde yapılan düzenleme ile faydalanabileceği bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte kanun kapsamına giren suçlardan dolayı
dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan kanunla yapılan düzenleme nedeniyle kanunun lehine değerlendirme yapılması gereken dosyalar açısından mağduriyete sebebiyet verilmemek üzere ilk derece mahkemelerine gönderileceği hüküm altına alınmıştır. Burada yine bir hususun gözden kaçtığı düşüncesindeyim. Kanun koyucu 90 gün içerisinde bu paranın ödenmesini isterken bu paranın ödenmesine ilişkin ihtar yapılması hususunda kanuni bir madde derc edilmemiştir. Bunun da eklenmesi durumunda, yani bu ihtarın yapılmasını bir şart olarak bu maddeye eklenmesi durumunun daha olumlu olabileceği düşüncesindeyiz. Adalet teşkilatı gün geçtikçe büyümekte olup bu mesleği yapanların profesyonelleşmesi anlamında hukuk mevzuatı içeren okullarda mezun olması şart haline gelmiştir. Özellikle gelişen adalet sistemimizde infaz koruma memurluğu, icra müdürlüğü, zabıt katipliği, yaz işleri müdürlüğü, denetim memurluğu gerektirir. Bundan böyle alınacak personele adalet ve ceza infaz güvenlik hizmetleri programı lise ve meslek liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program olan okullar mezunlarına öncelik tanınarak mesleğe kabul edileceği ve yapılacak sınavda Adalet Bakanlığı bünyesinde oluşturulacak sınav kurulunca yerine getirileceği hüküm altına alınmıştır. Ceza infaz kanununda ve diğer kanunlarda yapılan bu değişikliklerin vatanımıza, devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyor. Bu kanunun hazırlanmasını emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.